planı? Evet bu. Birilerinin planını hatırlattı bana. Beğenmedin mi? Muazzam. Ya sen hastasın, ben doktorum işte. Öyle görünmüyor muyuz? Şu an bayağı kaçan iki kişi gibi görünüyoruz. Ya kessene sesini sen. Ya koridorda yürüyoruz. O maske neden? Çok saçma. Ya yüzümü saklıyorum. Anladı. Ne anladı? Bir şey anlamadı. Demedi bir şey. Hemşire anladı. Bak. Kaç, kaç, kaç. Daha hızlı, daha hızlı. Ya daha hızlı gidemiyorum. Kalk, koş o zaman. Halim yok kızım. Yakalanacağız. Yakalanmayacağız. Maskeyle gözlüğü çıkar. O ben sevmiştim. Dur, 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 dur. Beykoz'a. Ay Nazlı, kimse çaktırma biz. Hastaneden kaçıyoruz. Ne? Ya kızım ben çaktırma diyorum, sen bağırıyorsun. Selin deli misin? Nasıl çaktırmayın böyle bir şey bir anda söyleyince? Neyse neyse. Ben Ali'yi Emre'ye götürüyorum. Kimseye söyleme bak oraya gittiğimizi. Sonra sen de gel. Bir dakika bir dakika. Siz böyle bir şey niye yaptınız Selin? Ha niye yaptın? Ali istedi. Alo? Alo? Nazlı? Arayan Selin miydi? Ali nerede peki? Nasıl olmuş? Görebilecek miyiz? Göremeyeceksiniz. Neden? Çünkü Ali gitmiş. Ne? Aa. Nereye gitmiş? Nasıl gitmiş? Yani basbayağı gitmiş işte. Peki sen bizle eve gel. Tamam. Şu hale bak. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Alo anneciğim. Hastaneye gelmene gerek kalmadı çünkü Ali gitti. Yok, taburcu olmadı da yani kendi kendini taburcu etmiş. Gençler ne? Yani oğlum koluna ne oldu? Ciddi bir şey mi? Parçaladı ya kolunu. Beni acil otur Ceyne. Gel. Nasıl oldu oğlum bu ya? Oturayım anlatacağım oğlum. Gel. Ya Emre, bizim burada olduğumuzu kimse bilmemeli. Tamam tamam, o hiç problem değil ya. Aa, selam, hoş geldiniz. Ah be abicim ya, ne yaptın şimdi koluna sen? Ali, sen de buradasın. Ben uzun süredir buradayım da. Kızlar iki dakika durun bir ya. Anlat bakalım ne oldu? Emre, Ali biraz yorgun. Şimdi üstüne gitmesen. Yo anlatayım ya. Elim cama geçirdim kardeşim. Sebep? Takip et. Çabuk, 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 çabuk. İşte durum bu. Parçalanmış kolumla sana geldim işte. Oğlum şimdi ne desem de bilemedim. Çok üzüldüm ama. Unut gitsin ya, ben de öyle yapacağım. Şey canım, şu telefonunu versene. Şarjım bitti de.
Tamam. İyi. Arkadaş ne çilesi varmış çocuğun, bitmedi gitti ya. Yalnız o Elif paçozunu az bile yapmışız. Bari o kızın saçlarını elime alıp böyle yerde sürükleyesim var. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Elini cama vurmuş bir insan olarak çok sakin değil mi Ali? Bilmiyorum. Ruh hali gidip geliyor. Bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapsak ne yapsak. Bir de Ali'yi biliyorsunuz abi. Sağ solu belli değil yani. Ne yapacağını kestiremiyorum. Bence o gelince konuyu kapatalım. Zaten tadı yok. Nazire Savaş da gelecek. Biraz neşelendiririz. Kafası dağılır. Aynen. Alo. Vay Emre Bey. Ali ben, hatırladın mı? Emre'nin arkadaşı. He hatırladım. Ne vardı? Bana bir şey ayarlamanı isteyeceğim. Ne kadar istiyorsun sen onu söyle. Öyle bir şey değil. Silah ayarla bana. Alo. Ne zaman? Hemen. Tuzlu olur biraz. Sen ayarla, arayacağım seni. Telefonunu Elif'ten aldım. Kim olduğunuzu biliyorum. Sizin neler planladığınızı biliyor Ali. Ondan uzak durun lütfen. Ben sadece Ali'yi daha yakından tanımak için Elif'e... Bana anlatmayın. İlgilenmiyorum. Selin. Ali'yle ne kadar yakın olduğunuzu biliyorum. Rapor mu verdi casusunuz? Hastaneden çıkarken de gördüm sizi. Bak... Ben sadece oğlumu geri almaya çalışıyorum. Yıllardır oğlunu görmemiş bir babayım ben. Bunu anlaman lazım. Benim ona ihtiyacım olduğu kadar onun da bana ihtiyacı var. Lütfen bunu unutma. Ne istiyorsunuz benden? Ben ararsam konuşmayacaktır. Senden ricam onunla yüzleşmek.